Ve değerli izleyicilerimiz, CHP'nin bu çok değerli milletvekili Sayın Ömer Fethi Gürer şimdi konuğumuz. Sayın Gürer, saygılar sunuyoruz Meltem TV'den. Hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz. O kadar çarpıcı rakamlar var ki, ülkeler de çarpıcı. Ürdün neredeyse kendi yüz ölçümüne yakın bir alanı bizden alıyor. Üstelik satılıyor değil mi bu topraklar? Sonra İsrail, ilginç. Ülkelerin listesine baktığımız zaman çok çarpıcı. Bu noktadan itibaren sizi dinleyelim. Ne oluyor aslında Sayın Gürer? Şimdi ülkemizde son yıllarda gerek konut gerekse arsa satışları yabancılara kolaylaştırıldı. Bunun yansımaları da ülkemizde çok sayıda konut ve arsa el değiştirdi. Bu konuda dönem dönem bakanlara soru sorup bu konudaki gelişmeleri izlemeye çalışıyorum. Bu bağlamda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Kurum'a sorular yönetmiştim. Vermiş olduğu burada da görülen yanıtta yalnızca son 10 yıl 2010 ile 2020 yılı arasında gerçek kişiler tarafından satış yoluyla 11.595 adet ve 21.284.892 metrekare alanın satıldığını daha önceki yanıtında bildirmişti. Bu kere Tarım ve Orman Bakanlığı'na sordum. Bakanlık her ne kadar adı haberde sürekli onların geçmesi neden olsa da o bizi gene Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yönlendirdi. Bu kere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verdiği yanıtta yalnızca 2022 yılında 5.219.309 metrekare arazi satılmış. Bu yani ortalamaya baktığımız zaman geçmişteki satışın iki katı bir arazi satışı gerçekleşiyor. Bu durumda yabancıların Türkiye'deki tarım arazine ilgileri artıyor. Bundan doğrudan değerlendirecek olursa tarım arazileri onlar için hem cazip geliyor hem fiyatlar da Türkiye'deki ekonomik kriz nedeniyle onlar için uygun duruma gelmiş bulunuyor. Bu anlamda Ürdün'ün, Filistin'in, İsrail'in, Suudi Arabistan'ın, Katar'ın, Yemen'in, Mısır'ın, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Lübnan'ın, Irak'ın Türkiye'de toprak edinimi, Türkiye'deki arazilere yönelmesi, buralarda tarım yapması, Türkiye tarımı açısından ve ileride gıda güvencesi açısından sorunlu bir noktaya ülkemizin evrilmesine neden olacak. Bununla ilgili bir sınırlama ve düzenlemenin getirilmesi şart. Bunların böyle Türkiye'de hangi ürünleri ekebileceği ya da bu tarım arazilerini hangi amaçla kullanabileceğine bir düzenleme getirilmesi ihtiyaç. Çünkü Türkiye'de özellikle bu miras yoluyla arazilerin küçülmesi nedeniyle parçalı arazi yapıları arttı. Toplulaştırmayla bunlar bütünleştirilmeye çalışılıyor. Ama genelde yabancılar daha bütünsel olan araziler aldıkları için tarımı daha kolay şartlarda yapabilirler. Çünkü miras yoluyla parçalanan düşünebiliyor musunuz? 30-20 dönüm araziler varken çok daha büyük bir arazide tarımın hem getirisi yüksektir hem oradan sağlanacak fayda yüksektir. Bir traktör alıyorsunuz 30 dönüm için. Onlar 300-400 dönüm araziyi bir traktörle işliyorlar. Bu durumda onların arazi ediniminin altındaki temel neden hem fiyatın uygun olması hem Türkiye coğrafyasının tarıma elverişli olması. Gıda giderek dünyada sorun haline geliyor. 8 milyar nüfusun 1 milyarı açlık çektiği bir dünyada yaşıyoruz. Görüldü ki pandemide, kuraklıkta, savaş sürecinde tarım bir stratejik alan. Bu alana yatırım yapan ülkeler geleceğini garanti altına alan ülkeler. Küresel iklim değişikliği ve meydana gelen ısınmayla oluşan sorunları da dikkate aldığımızda Türkiye coğrafyasının her bölgesinde tarımsal üretim yapabilmeye elverişli araziler var. Güneşi de, toprağı da, çalışanı da, tarıma yatkın. Türkiye biliyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Cumhuriyet'in ilk yıllarında tarıma yönelmesiyle tarımsal hasılanın %41'ini yurt dışına satabilir ve bu konuda da gelir elde edebilir boyutlara gelmişti. Ne yazık ki son 20 yılda özellikle tarım politikası tamamen ithalatçı bir yaklaşımla oluştuğu için sorunlarımız arttı, katladı ve tarımda çiftçi çekilmeye başladı. Tarımdan çekilen çiftçi doğal olarak toprağını satıyor. İktidarın getirmiş olduğu uygulamayla konut ve arazi satımı kolaylaşınca da özellikle yakın Arap ülkelerinin bu konuda Türkiye arazilerine göz diktikleri görülüyor ki 2022 yılındaki rakamsal artışta
gerçekten dikkate değer, önemli ölçüde arazi edinimleri var. Buralarda verimli ürün neyse onu yetiştiriyorlar ve bu ürünlerden para kazanıyorlar. O ürünlerin Türkiye üzerindeki açığı devam ediyor. Bir kısmı yurt dışına götürülerek değerlendiriliyor, bir kısmı yurt içinde değerlendiriliyor. Bu bağlamda ürünün fiyat artışından tutun da dünya pazarında rekabet edebilme koşullarımız dahi sorunlu hale geliyor. 21 üründe arz açığımız var. Bunu da Bakan Bey'e sorduğum soruda bir önceki bakan yanıtlamıştı. Ve bunlar stratejik ürünler genelde. Hani diyorlar ki Türkiye ihracatçı bir ülke. Doğru, portakalı, mandalini, buna benzer narenciye ürünlerini, kayısı, fındığı dünyada satan önemli ülkelerden biriyiz. Bunlarla insan karnını doymuyor. Yani öğlen yemeği, akşam yemeği bunlardan olmuyor. Hububattan oluyor, bakliyattan oluyor, patatesten ve buna benzer dolaysız tükettiğimiz ürünlerden oluyor. Yani sofraya limon koyup da hadi karnını doyur diye hiç kimseye söyleyemezsiniz. Onun için tarım giydiren ve doyuran bir sektör olarak stratejik özelliğiyle farklı ülkelerin ülkemiz gibi ülkelerde tarıma yönelmelerine de yol açıyor. Türkiye de bunu deniyor. Ne yapıyor? Sudan'a gidiyor, Nijer'e gidiyor, Venezuela'ya gidiyor. Ama ne başarabiliyor mu? Başaramıyor. Bunlarla ilgili rakamsal verilerde kamuoyuna çok kere yansıdı. Örneğin Sudan'da 780.500 hektar tarım arazisi özel Türk müteşebbisi açılacak. 12.500 hektar da örnek çiftliği TİGEM yapacak. Bu TİGEM'in kuracağı çiftlik için ortak şirket de kuruldu. Sudan Türkiye şirketi. Orayla ilgili 800 bin liraya yakın şirket giderleri var kurulduğundan bu yana Sayıştay raporlarına göre. Ama ortada üretilen ürün yok, arazi de yok. Yani 2015'te bu arazinin varlığı kamuoyuna yansıtıldı. Bakanlar da bu yönde yanıtlar verdi. Hatta geçmişte bakanların bana verdiği yanıtlarda domates, salatalık, biber, pamuk yetiştirip Türkiye'ye getireceğiz diyorlardı. 3000 kilometrenin ötesinde 45 günde ürünün geldiği yerde bu gerçekçi bir yaklaşım değildi. Bunları biz eleştirince bunu çevirdiler. Dediler ki gelişmiş ülkeler farklı bölgelere gidip tarım yapıp oradaki bölgelere tarım satıp para kazanıyor'a getirdiler işi. Ama başlangıcında oradan buraya domatesin, salatalığın, biberin geleceği yanıtları bende mevcuttur. Yani arşivimde bakan yanıt olarak. Sonrasında bir Nijer sevdası çıktı. Sudan becerilemedi, iç karışıklıklar dendi, olaylar dendi. Nijer için de Dışişleri Bakanı'na sordum, çalışma yürüyor dedi. O dönemki Tarım Bakanı'na sordum, çalışmalar askıda dedi. Oradan da 1000 hektar yine özel sektöre, 2500 hektarda pilot proje için tahsis edilen alanda TİGEM'in tarım yapacağı söylendi. İlginçtir. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü amacı çiftçimiz için tohum, ilaç, benzer tarımsal üretimde verimliği artırıcı çalışmalar fidan gibi çiftlikler vardı. Bu çiftlikleri Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ben işletemiyorum diye kiraya verdi. Şu anda 19'u kirada bildiğim kadarıyla. Ama bunu kalktılar Sudan'da, Nijer'de kendi elindeki araziden üretim yapamayan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne oralarda üretim yapma olanağı yaratılıyordu. Ama gerçekleşmedi. Son olarak da Bakan Bey, mevcut Tarım ve Orman Bakanı Venezuela'yı gündeme taşıdı. Cumhurbaşkanları arasında görüşmeler oldu. Oralara gidip fotoğraflar verildi, videolar çekildi. Çok güzel arazi var buralarda. Biz tarımda çok iyiyiz, bilgimiz var, birikimimiz var. Buralara yansıtacağız dendi. Oradan da bir sonuç çıkmadı. Ama meğersem oralarda biz tarım arazisi alıp, tarımcı yapıp, Türkiye'ye artı değerli, katma değerli ürünle Türkiye'ye gelir sağlayacağımızı konuşurken kendi arazilerimiz elden gidiyormuş. Yani Türkiye'de ekilebilir araziler, tarım arazileri yabancılar tarafından satın alınmaya başlamış. Hani kendimizdekini sahiplenememişiz. Başkasındakini gidip biz ekim yapacağız mantığıyla gündeme taşıyoruz. Bu bağlamda sorunlar var. Onun için de 14 Mayıs biliyorsunuz aynı zamanda Dünya Çiftçiler Günü. 14 Mayıs'ta bir seçim olacak. O seçimde Türkiye toplumunu özellikle çiftçimizin ve üreticimizin, besicimizin bu sorunları görerek getirilen boyutları fark edip o anlamda mevcut siyasi iktidarla bu sürecin yürümeyeceğini görerek oylarını o yönde kullanmasını diliyorum. Çünkü yalnızca tarımın çiftçi ve üretici kesimi değil,
Aynı zamanda hayvancılık da Türkiye'de çok ciddi sorunlara geldi. Biliyorsunuz etin kilosu uçtu gitti. Şu anda ithal hayvan getiriliyor. Sıkıntılı bir süreçteyiz. Onun için de arazi satışlarının da bu kadar artması kaygı verici ve düşündürücü. Birlikte değerlendirdiğimizde yanlış tarım politikalarının sonunda tarım arazilerinin satılması büyük sıkıntı. Bir de şunu da söyleyelim, sizler de biliyorsunuz büyük kentlerin çevresinde çok verimli arazilere ne yazık ki konutlar yapıldı. Deprem de bunun yanlış olduğunu bir kez daha öğretti ama o verimli araziler ortadan kalktı. Genelde kent çevrelerinde o kenti doyuran, gıda üretimini sağlanan topraklar, verimli araziler mevcuttu. Buralara da çok katlı binalara ruhsat verilince, yol açılınca vatandaş tarlasını, bahçesini, fidanlığını bozdu, konut yaptı. Depremde de görüldü ki zemin eti de çok önemli. Buralar tarım arazileri. Tarım arazileri üzerinde yaratılan bu rant da ne yazık ki ölüm olarak, acı olarak bizlere yansıdı. Bizim yetkililere çağrımız bu tarım arazilerinin doğru kullanılması ve yabancılara satış yerine ülkemiz çiftçisi tarafından ekilir, üretilir noktada tutulmazdı. Bir şey de bu vesileyle söyleyeyim. Geçen hafta Niğde köylerine gittim. Niğde'nin Bor ilçesinde 16 köyün milli emlak ait arazileri ihale yoluyla satışa çıkarılmış. Bu araziler de o köyün içindeki kişilere verilmiyor. Başka illerden gelen kişiler o arazileri alıyor. Sizin bir eviniz var. Ön tarafındaki arazi satışa sunuluyor. Bu ne iştir? Bu iktidar satmaya doyamadı. Kamunun ne kadar fabrikası varsa, kamunun ne kadar isim hakkı varsa, kamunun ne kadar faydalı yapısı varsa onları bir sattı tüketti. Arkasından hazine arazilerine başladılar. Şimdi köydeki milli emlak arazilerini satıyorlar. Sata sata nereye kadar satacaklar? Bu da ayrıca dikkate değer bir konu olduğunu düşünüyorum. Yani bir karış toprak için kanımızın son damlasına kadar dövüşürüz diyen milletten geldiğimiz tablo içler acısı. Biz size teşekkür ediyoruz. Çok önemli konuları kamuoyunun bilgisine sunuyorsunuz. Kolay gelsin. Çok Emeğinize teşekkür ederim. sağlık. Ben de size teşekkür ederim. Onlardan duyamazsınız. Onun için çok teşekkürler. Takipçisiyiz sayenizde. Çok teşekkürler.